Merhaba sayın takipçilerim. Ülper ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere yemeklerin yanında harika bir sebze yemeği tarifim var. Portakallı kereviz. Hemen şöyle iki tane kerevizim var. Kerevizleri şöyle biraz kalınca soyuyorum. Kararmaması için bir miktar suyun içine bir yemek kaşığı un koydum. Yarım limon suyu sıkıyorum. Şöyle limon da sıktıktan sonra çırpıyorum. Bunlar kabak kalmasın diye. Soydum. Vakit kaybetmeden hemen ortadan ikiye kesiyorum. Ortası bu şekilde keçelendiyse şöyle ortasının yumuşak yerini alabilirsiniz arkadaşlar. Artık zamanı geçiyor. O yüzden ortası yumuşamış. Şöyle birazcık alıyorum. Kereviz büyük olduğu için dörde bölüyorum. Bıçakla da kesebilirsiniz ama ben birazcık böyle şekilli olması için şöyle bir aparatım var elimde, onunla keseceğim. Kerevizler küçükse bu şekilde dörde bölmeye gerek yok. İkiye de bölünebilir. Hemen kararmasına izin vermeden doğrayalım. Aynı şekilde. Kerevizleri çok kalın yapmayalım. Çok da ince olmasın. Bu şekilde yeterli. Şöyle arada elimle karıştırıyorum. Un dibine çökmemesi için. Evet, iki tane kerevizi soyduk, doğradık. Un ve limon karışımı olan suyun içine kararmaması için koyduk. Şimdi bir tane orta boy patatesim var. Aynı kalınlıkta doğramaya özen gösterelim. Evet, bir tane havucumuzu da doğradık. Havucu diğerlerine göre biraz daha ince doğradım. Malum havuç daha sert olduğu için daha geç pişecektir. O yüzden diğerlerine göre dediğim gibi biraz daha ince doğrayalım. Bir tane büyük boy soğanım var. Soğanı da ortadan ikiye bölüyorum. Sonra tekrar ikiye bölüp şöyle gelişi güzel iri iri doğruyorum arkadaşlar. Çok küçük doğramaya gerek yok. Bakın bu şekilde. Evet, soğanı da iri iri gelişi güzel doğradıktan sonra ön hazırlığımız hazır. Şimdi yapılışına geçelim. Çok kolay bir yemek arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Çok da lezzetli. Şöyle tenceremi hazırladım. Bakın arkadaşlar, unlu ve limonlu suya koyduğumuz için asla kararma olmadı. Normalde kereviz çok çabuk kararan bir sebzedir. Unlu suyu döktüm, güzelce çeşmenin altında durladıktan sonra süzdürdüm. Soğanların bir miktarını tencerenin tabanına yayalım. Kereviz ve patates karışımından ekliyorum. Şöyle birazcık yarısını koydum. Şöyle havuçları ekliyorum. Soğanları ilave ettik. Tekrar patates ve kerevizleri ilave ediyorum. Sıralaması çok da önemli değil. Pişerken karışmayacağı için o şekilde sıraladım. Şöyle yeterince tuz koyuyorum. Bir limonun suyu yarım çay bardağı kadar. Taze sıkılmış portakal suyu. Evet arkadaşlar, 1,5 su bardağı portakal suyunu da ilave ettikten sonra
Şöyle üzerine 1,5 yemek kaşığı toz şeker. Yarım bardak su ilave ediyorum. En son üzerine bolcana zeytinyağı. Kerevizin yaprakları güzelse yapraklarını da kullanabilirsiniz. Benimkiler biraz kötüydü. Ayıkladım, bu kadar çıktı. Kalın olan kısımları güzelse onları da koyabilirsiniz ama sebzelerle birlikte koymanız gerekir. Sap kısımları biraz daha geç pişiyor çünkü. Ben sadece yaprak kullanacağım için yarı pişmiş haldeyken koyacağım. Şöyle yapraklarını da iri iri gelişi güzel doğruyorum. Çok küçük doğramaya gerek yok. Bakın bu şekilde. Evet, sebzelerimiz tam 20 dakika boyunca pişti. Şimdi kereviz yapraklarımı da üzerine koyup tekrar kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Kısık ateşte yaklaşık 37-38 dakikada portakallı kereviz yemeğimiz pişti. Kerevizi daha önce bu şekilde denemediyseniz ısrarla tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Kereviz sevmeyenlerin bile severek tüketeceği yemeklerin yanında muhteşem bir sebze yemeği. Dediğim gibi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tekrardan kapağını kapatıyorum ve demlemesini bekliyorum. Ilındıktan sonra dolapta nasıl saklayacağımızı sizlere göstereceğim. Evet, zeytinyağlı kereviz yemeğimizin son hali bu şekilde. Tencerede karıştırmadığımız için kesinlikle dağılmadı. Yemek soğuduktan sonra üzerinin kurumaması için streç filmle veya kapakla kapatıp dolaba kaldırıyorum. Yemeklerin yanında soğuk veya ılık olarak tüketebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet şifalar olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.